Haydi hayırlı işler. Yine bir günü daha patronsuz bitiriyoruz. Sevgili Aras Teknoloji'nin çilekeş çalışanları. Allah'tan yönetici asistanımız görevinin başında. Değil mi Songül? Ve büyük bir aşkla. Gerçi sen de hiç fena sayılmazsın yani Damla Hanımcığım. E hakkını yemeyeyim. Ben bir, sen iki. Geldi işte şirketimin direği. Damla, Erol Bey'le toplantı yaptık. Otel yazılım için istediği ek özellikler varmış. Bir bakalım. Hemen Deniz Bey. Ay Deniz Bey. Ay Yeşim Hanım'larla konuşabildiniz mi? Nasıl geçiyormuş bu olayları? Bana bir kahve yap Songül. Ay Yalın Bey de ortada yok. Mesai bitmek üzere yani. Songül, kahvem sade olsun. Ay yani siz de iyice Yalın Bey'e benzediniz Deniz Beyciğim ha. Böyle bir afra, bir tafra. Siz iyi misiniz? Anla, kahvemi içeyim de. Tamam, peki. Otel yazılımına eklenecekler. Gerçekten iyi misiniz? Kahvem nerede? Ay ben sizin şimdi kahvenize. Güzel. Kahveniz. Ezgi'nin gittiğini biliyorum. Bana mesaj attı. Biliyorsan nasılım diye niye soruyorsun o zaman? Bilmem. Belki prens bir şey yapmıştır dedim. Prensesi geri getirmek gibi şeyler. Yapmadı. Yapmayacaktı. Niye? Çünkü masal bitti Damla. Mutsuz sonla. Zaten iyice gerilim filmine bağlamıştı. Sonunda prenses korkularına yenildi ve kaçtı. Bu korkuların kendinden kaynaklandığını bilen prens de onu özgür bıraktı. Peki prens iyi olacak mı? Atlatabilecek mi? Atlatacak canım, atlatacak. En azından kendisine söylediği masal bu. Yalan o masal. Prens hiç iyi değil. Sağ ol be Damla. Ya. Acaba tatile mi çıksanız? Belki iyi gelir. Ya nasıl çıkayım? Görüyorsun işte Yalın yok. Nerede? Defne'yi kaçırdı. Ne? Nasıl yani? Bildiğin kaçırmış. Atmış omzuna, tıkmış arabaya. Artık dağ mı kaldırdı, yaylaya mı kaçırdı onu bilmiyorum. Ne? Ay yok. Yok yok, yapmamıştır. Ay gerçekten omzuna atıp kaçırmamıştır değil mi bu kasıntı patron bir lokmacık kızı? Ay yok yok, yapmamıştır. Ay yok yapmamıştır öyle bir zorbalık. Songül'cüğüm. Yine mi kafa dinledin sen? Kız Damla Hanım. O kasıntı gerçekten kaçırmış mı Defne Hanım'ı? Kaçırmış vallahi. Ha, tam da sosyal medya zorbalık değil sevdalık diye yıkılırken iyi mi? Hani be? Neymiş o? Al bak işte. Günün en çok konuşulan konusu olmuş. Hadi. Aa. Defne Hanımların Habibe değil mi bu? Ondan kampanya başlatmış demek. Yalnız değilsin kız Defne Hanım. Ben de katılacağım kampanyaya.
Tamam ablacığım, kendine çok dikkat et, tamam? Bak, Yeşim de burada. Selam söylüyor, çok öpüyormuş. Tamam, görüşürüz. Beni sakın habersiz bırakma, tamam mı? Hadi öptüm, bay bay. Başlamış oradaki hastane. Orada tek başına ne yapacak ki? Leyloş. Ay. Yapma böyle ya. Bak iyiymiş işte. Hem burada olsa daha mı iyi olurdu sanki? Deniz'le olamadılar işte. Doğru söylüyorsun. Senle Çınar gibi olamadılar, evet. Bak, siz ne güzel kavuştunuz birbirinize. Biz pek kavuştuk denmez aslında. Nasıl yani? Şey yani. Şey işte ya. Hiç mi? Olmadı mı? Allah Allah. Ay o da beni kaçırmasaydı canım. Leyloş ya. Ay benim çok mutsuz bir evliliğim var ha. Çok mutsuz yani. Oy. Hani mutluydun Zilli? Sen dur. Ha ben bunu büyük arasa ispatlarım, o da gelir seni alır. Benim önümde değil de yalın arasını önünde belirsen olmuyor mu? O da olacak. Var mı gelişme? Yalın Aras bir süredir bir kızın evinde kalıyormuş. Kimmiş o kız? Aslı diye bir kız. Eski sevgilisinin evinde mi kalıyormuş yani? Kız bir konferans için şehir dışına çıkmış. Yarın sabah dönecek. Onu sorgulayacağım. İyi. Ne yaparsan yap. Bana o dallamayı ve kardeşimi bul. Bulunca... Allah Allah. Bütün takipçileri kampanyaya destek veriyor. Bizim Gizem'le Uşak ortalarda yok. Ay, tete olmuşuz. Ay. Bana bizden mesaj alıyor ya. Sesimizi çıkardık. Tren dolduk. Zorbalar ayağını denk alsın. Çünkü zorbalık değil, sevdalık. Haydi. Elektrikler mi kesilmiş? Defne. Elektrikler kesik. Evet, fark ettim. Şurada mumlar vardı. Ortalık soğumuş.
Yine mi ya? Yine. Bu sefer ne arıyorsun şöminenin içinde? Buradan kaçabilir miyim diye bakıyorum. Sen o devasa cüsseni insanları böyle omuzlayıp kaçırmak gibi eylemlerle avantaja çeviriyorsun. Ben niye minikliğimden faydalanmayayım dedim. Defne, ne yapıyorsun hakikaten orada? Ya elektrikler gidince burası soğudu. Ben de şömineyi yakayım dedim ama tüttü, bir tıkanıklık mı var diye bakıyordum. Çok güzelsin bebek. Bu halimle mi? Bu halde bile çok güzelsin. His yakışıyor sana. Bakalım acaba sana da yakışıyor mu? Sana da yakışıyormuş. Defne. Hı. Ben sensiz yapamıyorum. Olmuyor. Ben de sensiz yapamıyorum. O zaman bitsin mi bu ayrılık? Olmaz. Biz yine ayrılırız. Niye ya? Çünkü sana güvenmiyorum. İlk hatamda yine terk edersin. Ben de seni yine bir işler çevirmeyeceğine güvenmiyorum ama... birlikte öğreneceğiz birbirimize güvenmeyi. Ya öğrenemezsek? Ya senin istediğin kadar mükemmel, hatasız, kararlarına saygı duyan yalansız Defne olamazsan? Defne... Sorun beni olduğum gibi kabul etmen değil. Ben de yalan falan söylemek istemiyorum. Ama her hatamda terk edilmek çok kötüymüş. Ben öbür türlüsünü biliyorum. Biz hata yaparız ama birlikte olmanın bir yolunu buluruz. Ama sen... sen hep kaçmanın bir yolunu buluyorsun. Bu sefer kaçmak yok. Terk etmek de yok. Çınar'a ilişkimizi söyleyemediğim için bile beni terk ettin sen. Anneni bulduğum için beni kaybedersin dedin. Olmaz. Yine bir şey olacak. Yine çekip gideceksin. Bir defa daha katlanamam ben. Katlanamam. Yüzünü güldür, yüreğini ferahlat. Hadi. Toprak. Ne var Leyla? Ne var ya? Ne var? Seni merak ettim. İyi misin? Hayır Leyla. Nasıl iyi olurum onu da bilmiyorum. Leyla ne yapıyorsun? İşte bu iyi geldi.
Tabii iyi gelecek ayol. Kimin kollarındasın? Ay, Toprak. Bir kere daha öyle baksana. Nasıl bakayım? Az önce baktığın gibi. Bak bakayım. Hayır Fırat. Yokluğumda fotoğrafla falan mı olmayacak? Hayır canım. Sadece çok tatlıydın. Ve ben de dayanamadım. Bir telefonunu verir misin? Tatlı ne kızım? Erkek adam tatlı olur muymuş? Ona çok çekici, dayanılmaz, hayallerimin erkeği falan diyeceksin. He Toprakçığım, aynen öyle. Al. Sen de ben yokken filan benim resmimle avunursun. Ulan sen var ya. Hep Yeşim'den öğreniyorsun değil mi bunları? Ay evet. Eltim çok tatlı ayol. Söyle o tatlı eltini. Bundan sonra öyle prenses gibi ortalıkta dolanıp işine gelmedi mi yüzük çıkarıp babasının evine dönmek yok. Allah Allah. Sen bu diktatorya olayına iyi sardın Toprak. Bundan sonra böyle. Bundan sonra kafalarına göre takılmak yok. Öyle sevgiliymiş, aşkmış, meşkmiş bitti o işler. Hmm, ya. Öyle ben deli fişeyim. Aklımı estim ortalığı yakarım falan yok. Bak sen. Sen geç dalgana geç Leyla. Bundan sonra çok korktukları ama hiç takmadıkları Toprak Barutçu diktatörlüğü neymiş? Ben onlara göstereceğim. Hiç gerek yoktu Toprak. Bence bırak o toprak kalsın her neredeyse. Biz bu toprakla zor anlaşıyoruz ayol. Biz seninle her türlü anlaşacağız Hatun. Bundan sonra sana da öyle yok ben ayrıldım. Ay ben seni boşadım ayol falan. Yok. Dedi Toprak Barutçu. Dedim. Bu da mührü. Bugün dedenin yanında mutluyum dedin. Gitmek istemiyorum dedin. Yapma. Olması gerekenden başka bir şey demedim. Al bunu yere ser. Sırtın acımasın. Yeşim bu ne Duda? Battaniye canım. Yatak niyetine. Oy. Ha benim uşağımı yerde yatıracağım. Vay zilli vay. Kocaman yatak var. Ben niye yerde yatıyorum be? Ha büyük Aras bunu görse ne der acaba? Daha böyle ne kadar sürecek ya? Çınar! Senin uykun yok mu ya? Uyusana sen. Yatsana oraya. Acaba bu nasıl fotoğraf çeker? Ya Yeşim ben burada uyuyamıyorum ya. Çınar, ben ninni mi söyleyeyim sana şimdi ya? Geç sen dalganı geç. Kendin kocaman yatakta yat.
Beni yerde yatır. Geç sen dalgana kara kız geç. Haydi. Lan! Oh, hay eşim ne oluyor? Şşt! Çek onu da ayağınızın üstünde. Ay ne yapıyorsunuz ya? Bu adam benim kocam değil mi? Oy kocası. He doğru söylüyor. Kocası değil mi? Öpeyim mi şimdi karımı gözünün önünde sen be? O zaman orada dur babaanne. Ay Çınar! Edepsiz uşak! Çınar! Çınar! Çınar ya! Çınar! Ya! Bir tane öpeyim. Lan! Lan telefonu! Lan telefonu! Yalın. Deniz. Biz bir süre daha dönemeyeceğiz. Haberin olsun. Dönmeyin abi zaten. Dönüp de hiç canınızı sıkmayın ya. Buralar iyice karışık. Ne gibi kuzen? Ya barutçular iyice sinirlendi sen Defne'yi kaçırdın diye. Dedem de sen zaten sıkı yönetimi ilan etti. Neyse. Sen şimdi bunlara kafanı takma. Boş ver. Ne kadar geç gelebilirseniz o kadar iyi. Bu arada siz neredesiniz ya? Dayımın çiftliğindeyiz. Ne? Oha be oğlum. Ne işin var dayının çiftliğinde? Neyse iyi tamam. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Özgürlüğe çeyrek kala. İnşallah iyi bir haberim vardır mavi kafa. Pasaportumu hazırla Laskopat. Yerlerini buldum. Hemen geliyorum. Hemen değil mi? Ayak mısın? Sabah gel. La sabah bekleyemem. Saçmalama. Bizimkiler evde ve beklemek zorundasın. Alo. Ula birisi bana bu kızı boğmamam için bir sebep de son. Sessizlik. Bir demek ki bir sebebi yok. Boğabilirim. Ulan ne oluyor? Daha bir şey olmadı. O yalanını geberttikten sonra olacak. Kalk hadi. Ne hırsız gibi girdin odama be. Kusura bakma ya.
Zili çalamadın. Kızım sen manyak mısın? Haydi haydi. Oy oy hey. O aşağıda bir tane merdiven ayarlı. Balkona çıkması zor oluyor. Hayırdır? Ziyaretlerini rutine mi bağlayacaksın? Rutine bağlayacağım. Canım ne zaman adam boğmak isterse buraya gelin diyorum. Gel ulan. Gel de boğabiliyorsan boğ görgününü. De bakalım mavi kafa. Nerede bu yalın? Dayısının çiftliğinde. Ya çiftliği diyorsun sen. Tamam anladım şu arka taraf. Kızım bana adres ver adres. Nerede bu çiftlik? Muhtar mıyım lan ben? Nereden bileyim? İşin yarasını şaşardım zaten. Nankörsün oğlum sen. Nankör. Ver o pasaportumu bana. Yok ya. Köyün en akıllı delisi sen misin? Ulan. Benim ulan. Koçeri gel buradan geç. Göreyim doya doya. Koçeri gel buradan geç. Göreyim doya doya. Adresi öğrenmeden sana hiçbir şey yok. Benden bu kadar las kopat. Adresi bilse bilse Sedef bilir. Sedef kim bu da? Yalın'ın annesi. Ya o kansız kadını değilsin sen. Sen nerede olduğunu biliyor musun bu kadının? Yani biliyorum da. Arabama gel aşağıda bekliyorum seni. Ulan!